Herkese merhabalar. Bundan 63 yıl önce 6-7 Eylül 1955'te İstanbul'da gayrimüslimlere yönelik utanç verici saldırılar yaşandı. Onlar bu olaylara pogrom adını veriyorlar. Bir dinsel gruba yapılan şiddet hareketleri olarak geçiyor. Bugün gazeteci Rıdvan Akar'la beraber 6-7 Eylül olaylarını tekrar konuşacağız. Kendisi bundan yaklaşık 13-14 sene önce 6-7 Eylül olaylarının 50. yılında bir belgesel serisi yapmışsınız. Doğru. O zaman kısaca da başlayalım. 6-7 Eylül'de İstanbul'da neler yaşandı? Yani aslında ilk önce şeyi de sormak lazım. Bu olayları hazırlayan politik hava, siyasi durum, sosyal durum neydi? Aslında 6-7 Eylül olayları öncesinde de Türkiye'de gayrimüslimlere ve azınlıklara dönük farklı politikalar gerçekleştirilmişti. Bu politikaların temel ekseninde 1955'e kadar olan zaman dilimi içerisinde azınlıkların, gayrimüslimlerin bir an önce Türkleşmeleri, Türk toplumuyla uyumlu hale gelmek için Türk kültür, inanç ve değerlerini içselleştirmeleri kendilerinden önemli ölçüde talep edilmişti. Ancak zaman içerisinde bunun gerçekleşmeyeceği, çeşitli politikalara rağmen gerçekleşmeyeceği anlaşıldığında da onlara dönük bir takım yaptırımlar olmuştu. İşte bu yaptırımlar içerisinde aslında 6-7 Eylül'ün küçük bir provası olan 1934 Trakya olayları, Yahudilere dönük bir, yaygın bir tehdit, sindirme ve pogrom. Onun ardından 20 kura askerlik uygulaması, varlık vergisi gibi o dönemde azınlıklara dönük farklı farklı politikalar uygulanmıştı. Buradaki temel amaç dediğimiz gibi onların bir an önce Türkleşmelerini sağlamaktı. 6-7 Eylül olayları aslında bu anlamda kendisinden önceki olaylardan önemli bir farklılık gösterir. Çünkü 6-7 Eylül olaylarının alameti farikası artık Türkleşmelerini azınlıkların beklemekten çok azınlıkları Türk dış politikasında bir rehin, bir koz olarak kullanma iştiyakıdır. 6-7 Eylül olayları Kıbrıs olayları dolayımıyla ortaya çıkan bir sorunun dışa vurumuydu. Türkiye 1954'te Kıbrıs'ta İngiliz sömürgeciliğine karşı yükselen bir bağımsızlık talebi olduğunda Kıbrıs'ın bağımsızlığından çok İngiliz sömürgeci statikosunun devamından yana bir politikayı önemli ölçüde gerçekleştirmiş ve bu talebi öne sürmüştü. Ancak Kıbrıs'taki bağımsızlık talebinin artık İngilizler tarafından önlenemez bir hale geldiğinde, İngilizler hadi bu sorunu konuşalım dediklerinde, Türkiye hala İngiliz statikosunun Kıbrıs'ta sürmesinden yana bir çizgi belirlemişti. İşte böylesi bir dönemde Türkiye'de bir yandan Özel Harp Dairesi. Özel Harp Dairesi'nin kurulması, öte yandan Kıbrıs sorununun artık bir iç politikada önemli bir kilit sorun haline gelmiş olması vesaire. Bu süreçlerde Londra'da düzenlenen bir konferansta İngilizler Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'taki tarafları bir araya getirerek Kıbrıs konusunda farklı bir çözümü konuşmak istediler. İşte bu konuşmanın gerçekleşeceği aşamada Türkiye henüz daha eğer Kıbrıs'ta statüko sürmeyecekse taksim yapılsın. O taksimde de Türkiye'ye bir toprak parçası verilsin talebiyle yola çıkmıştı. Bu İngiliz beklentilerini karşılayan bir talep değildi. İngiltere büyük ölçüde Türkiye'nin bu süreçte taraf olmasını istiyordu. Ancak taraf olmayan Türkiye'ye karşı da elinde bir araç yoktu. O dönemde İngiliz istihbarat servisinin ve İngiliz Büyükelçilik yazışmalarının özellikle Atina kanadında Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin bozulmasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlayacağına ilişkin bir takım kripto raporlar hazırlandı. Bu raporlar içerisinde söylenenlerden bir tanesi Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin bozulması Atatürk'ün evine atılacak bir bombayla başlarsa Türk-Yunan ilişkileri bundan büyük ölçüde zarar görür. Biz de bu aralarında büyük bir ayrılık ve bölünme gerçekleşmiş olan iki ülkenin Kıbrıs'taki politikalarımıza razı edebiliriz. Ya da en azından birini kendimize kazanabiliriz şeklindeydi.
Gerçekten Londra Konferansı'nın olduğu dönemde Türkiye elindeki tezlerden yoksun olmasının ve İngiltere'de özellikle Londra'da Kıbrıs Rumlarının, Yunanların yaptıkları yürüyüşlerle İngiliz kamuoyunu önemli ölçüde manipüle ettikleri gerçeğinden hareketle Fatih'in üçlü zorlu o dönemde Türkiye'de bir takım şeylerin hazırlanmasını ve buradaki elinin güçlendirilmesini talep etti. İşte bu aslında bir işaret fişeğiydi. O kripto mesaj, yani Türkiye'de bir şeyler yapın ki ben burada elim güçlü olarak masaya oturayım mesajının hemen ardından Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve bir bomba, el yapımı bir bomba atıldı. Yunan emniyetine göre bu bomba Oktay Engin ve Hasan Uçar tarafından hazırlanmış olan bir el yapımı bombaydı. Her ikisi de gözaltına alındılar. O gözaltı sürecinde kendi Yunan emniyeti bir takım kanıtlar kendince öne sürdü. Bu kanıtlar içerisinde Atatürk'ün evine işte o tel örgüler nedeniyle o bombanın içeriden konulmuş olabileceğine ilişkin bir takım bilgiler söz konusuydu. Oktay Engin ve Hasan Uçar tutuklandı. Bir süre sonra serbest bırakıldılar. Dava devam ederken Oktay Engin Türkiye'ye geldi. Ve sonra Oktay Engin'in önlenemez yükselişi başladı. Kendisi Emniyet Müdürlüğü'nde çalıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalıştı Türkiye'ye döndükten sonra. En son olarak da bir şehrin valiliğini yaparken merkez emekli oldu. Yani devletin farklı güvenlik kanatlarında daha sonra görev alan bir kişi oldu. Burada ilginç olan noktalardan biri şudur. Atatürk'ün evine bomba atıldığında İstanbul Ekspres Gazetesi aşağı yukarı tirajını 4-4,5 misli arttırarak bir yıldırım baskı hazırladı. Dönemin koşullarında tahsisli verilen kağıt kotalarına rağmen bu kağıt kotaları önceden hazırlanmıştı. Ve öğle saatlerinde Atatürk'ün evinin ne atılan bombanın fotoğrafının birinci sayfaya yerleştirildiği bir yayın yapıldı. Yayın içerisinde Kıbrıs Türktür Derneği, yani Türkiye'deki Kıbrıs sorununa duyarlılığı arttırmayı amaçlayan Kıbrıs Türktür Derneği'nin genel sekreteri de işte bunun intikamının çok fena şekilde alınacağına ilişkin minvalde bir tehditkar mesaj yayınlamıştı. Ki o genel sekreter daha sonra 6-7 Eylül olayları gerçekleştiğinde 6-7 Eylül sanıklarının yargılandığı mahkeme kayıtlarında bir MİT mensubu, bir haber alma görevlisi olarak nitelendirilecektir daha sonrasında. Yani ortada bir yavaş yavaş bir komplonun oluştuğuna ilişkin bu tür yıllar sonra elimizde bir takım veriler ve bilgiler mevcut. Atatürk'ün evine bomba atıldığına ilişkin bu gazete haberinin kamuoyuna duyurulması sürecine doğrudan doğruya dönemin başbakanı Adnan Menderes Abdullah Lokantası'ndaki bir kendisine artık başlayalım mı dendiğinde öğlen ajansına bu bilginin verilmesi ve gazetenin dağıtılması yönünde bir telkinde bulunmasıyla birlikte Türkiye Atatürk'ün evine bomba atıldığı gerçeğiyle tanışıyor. Ancak orada ilginç ve paradoksal olan şey şudur. Henüz Atatürk'ün evine bomba atıldığı saatlerde Anadolu'nun farklı şehirlerinden kamyonlarla ve trenlerle bir takım gruplar İstanbul'a taşınıyorlar. Daha sonra Yassıada mahkemesinde 6-7 Eylül davasında tanıklar bu kişilerin nereye gidiyorsunuz diye kendilerine sorulduğunda İstanbul'a ganimet almaya gidiyoruz. Ya da işte yarın göreceksin neler olacak İstanbul'da şeklinde önceden oraya taşındıklarını, orada bir planlama doğrultusunda hareket ettiklerini anlaşılıyor. Peki nasıl bir planlama, nasıl önceden tanımlanmış? Belli gruplar sadece belli semtlerde toplanıyorlar. Yani hepsi bir meydanda değil.
azınlıkların yaşadıkları farklı semtlerde, oralarda istihdam ediliyorlar. Ve bu istihdam edilen grupların başında özellikle Kıbrıs Türk Dür Derneği'nin yöneticileri onlara nezaret ediyor. İşte ne bileyim, dükkanların kilitlerinin kırılması için tel makaslar var. Eczacılar var yaralanmalara karşı. Ve hepsine aynı tip el yapımı sopalar dağıtılıyor ve bu gruplar beklemeye başlıyorlar. İşaret fişeği tabii ki İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi'nde olayların başlamasıyla birlikte özellikle Rumların, ama sadece Rumların değil, Ermenilerin, Yahudilerin, hatta ve hatta isimleri yabancı olan iş yerlerinin yağmalanması şeklinde başlayan saldırılar daha sonra evlere taşıyor. Evlerin iş yerlerinin yağmalanması, evlerdeki eşyaların tahrip edilmesi. İlk etapta yapılmak istenen şey aslında sadece tahrip edilmesi. Yani Rumların İstanbul'dan gitmelerini ve İstanbul'la bağlarını ortadan kaldıracak olan mülksüzleştirilmeleri, kendi kültürel, tarihsel inanç merkezlerinin tahrip edilerek İstanbul'a olan aidiyet duygularının zayıflayarak İstanbul'dan gitmelerinin sağlanması. Saldırılar bu şekilde başlıyor. Hatta başlangıçta işte yağma olduğunda yağmayı yapanlara işte ellerindeki diyelim ki değerli bir malzemeyi yere atmaları kendilerinden talep ediliyor. Ancak giderek saldırganların çeperi genişledikçe, yani kitleselleştikçe bu çeper iş yağmaya da dönüşüyor. Kontrol edilmesi zorlanıyor. Kontrol edilmekten çıkıyor. Ve Rumların evleri, iş yerleri, kiliseleri, mezarlıkları, mezarların yağmalanması, talan edilmesi gibi hakikaten Cumhuriyet tarihinin en utanç verici iki gecesi, iki günü yaşanıyor. Peki devlet neresinde bu işin? Yani askeri var, polisi var, onlar neredeler? Daha sonrasında Yassada duruşmalarında bunların kendi üstleri tarafından mümkün mertebe olaylara karışmamaları şeklinde telkinlerle olayları sadece seyirci kaldıkları anlaşılıyor. Hatta Theodopoulos, ki kendisiyle söyleşi yapmıştım, o dönemde İstanbul'daki Taksim'deki Rum okulunda evi çok yakın, atlı polislerin o yükseklere yanıcı maddeleri onların attıklarına ilişkin bir takım tanıklıklarda bulundu. Keza olaylar aynı anda İstanbul, Ankara ve İzmir'de başladı. İzmir valisi o dönemde eline bir taşı alıp işte hadi bakalım artık siz de vatana millete hizmet edin şeklinde göstericilere verdiği rivayet olundu. Hatta İzmir valisi daha sonrasında 6-7 Eylül Yassıada duruşmalarında bu tasarrufları nedeniyle bir mahkumiyet kararı da kendisine hakkında çıktı. Dolayısıyla öyle bir olaydan bahsediyoruz ki İstanbul'da, Selanik'te Atatürk'ün doğduğu eve bomba atılırken aynı anda Anadolu'nun farklı şehirlerinden insanların İstanbul'a taşındıkları, taşınma sırasında onların işte belli şoförler sendikası tarafından tahrip yapacakları yerlere götürüldükleri, tekstil işçileri sendikası tarafından hazırlanan bayrakların kendilerine verildiği, yani farklı bir takım STK'ların da bu sürecin önünü açtığı ya da onları organize ettiği, Kıbrıs Türk Dür Derneği yöneticilerinin özellikle liderlik ettiği, hatta Yassıada davası duruşmalarında bu Kıbrıs Türk Dür Derneği yöneticilerinin bazılarının üstünde gayrimüslimlerin, yani Rumların yaşadıkları ev ve iş yerlerinin işaretlendiği bir takım haritalar ve isim listelerinin bulunduğu. Hatta Demokrat Parti'nin Kadıköy binasından liste, yani kimlere saldırılacak. İlçe başkanının üstünde çıkıyor. Nerelere gidecek, kimlere saldırılacak, bunlarla ilgili belgeler de çıkıyor. Belgeler çıkıyor ve sonuçta son derece organize bir biçimde İstanbul'da iki gün boyunca, ikinci günde sıkı yönetim ilan edilecektir. Rumlara ait büyük bir gerçekten pogrom gerçekleşiyor. Bu pogrom sırasında Yunan kaynaklarına göre 15,
Türk basınına ve resmi açıklamalara göre 3 kişi hayatını kaybediyor. Milyonlarca dolarlık çok büyük bir zarar söz konusu. Yaralanan 40 civarında insan var. Daha sonra yapılan bir doktora çalışmasında Dilek Hanım kadınların tecavüze uğradıkları gerçeğini de ortaya çıkardı. O dönemde ve sonraki yapılan Dilek Hanım'ın çalışmasına kadar bu çok fazla telaffuz edilen bir şey değildi. Sonrasında bu gerçekle de maalesef Türkiye yüzleşmek durumunda kaldı. Aslında bu korkunç bir soru olacak ama durumun gidişatı, kontrol altına alınamaması, eylemlerin belki de devlet erkeğiyle yardım edilmesi polisler tarafından, bunun bir katliama dönmemesi nasıl mümkün oldu peki? İşte ben de onun altını çizmeye çalıştım. Yani aslında hedef, hani Fatih Rüştü Zorlu'nun siz orada bir şeyler yapın, ben burada elim güçlü olsun diye başlanılan o işaret fişeğinde. Tabii ki siz İstanbul'da Rumlara dönük büyük bir katliam gerçekleştirirseniz Fatih Rüştü Zorlu'nun eli orada güçlü olmayacak. Dolayısıyla orada yapılmak istenen şey aslında İstanbul Rumlarının Türkiye'den gitmelerini sağlayabilecek, aidiyetlerini zayıflatabilecek olan bir büyük bir talan ve yağma tahrip süreciydi. Bu ölüm olayları, yaralamalar ve sonrasında planlanmış olanın dışında gerçekleşmiş olandı. Dönemin devlet bakanlarından Fuat, aklıma gelirse söyleyeceğim. İzleyicilerimiz de kusura bakmasınlar. Demokrat Parti'nin kurucu o triumvirasındaki üç isimden biri. 1960 darbesi olduktan sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide bu 6-7 Eylül olaylarının mürettip, yani tertip olduğunu itiraf etti. Ki 6-7 Eylül davaları da Yassıada mahkemelerinde bu söylem, bu itiraf üzerinden gerçekleşti. Gerçekten de o dönemde İstanbul Valiliği'nde olayları bir süre izlemek durumunda kalan Adnan Menderes'le ilgili olarak o valilikte çalışanların bu kadarını biz de beklemiyorduk şeklinde bir panik içerisinde bir takım konuşmalar yaptığını daha sonrasında tanıklar kabul ettiler. Yani dönemin başbakanı vatandaşın bir nasıl diyeyim, işte Atatürk'ün evine bomba atıldığı için bir tepki ortaya koyduğu şeklinde başlangıçta söylediği o demeçler bir süre sonra olaylar giderek çığırından çıktıkça hay Allah biz bu kadarını beklemiyorduk şeklinde bir itirafa dönüşüyor. Nitekim Adnan Menderes de Fatih Rüştü ile birlikte o dönemde yargılanıp yanlış hatırlamıyorsam 6 küsür yıl 6-7 Eylül olayları nedeniyle hapis cezası almıştı. Peki bundan sonra siyasilerin tutumu ne oldu? Yani bundan menfaat sağlayanlar oldu mu bu işten? 6-7 Eylül olaylarından sonra. İhale bir noktada sosyalistlerin üstüne kaldı, komünistlerin üstüne yıkıldı. Evet, yani 6-7 Eylül olayları bittiğinde dönemin soğuk savaş sendromu içerisinde bunun komünistler tarafından gerçekleştirilmiş olan bir tertip olduğu devlet tarafından öne sürüldü. O dönemin önde gelen önemli sosyalist aydınları, işçileri ve kanaat önderleri tutuklandılar, gözaltına alındılar. Paradoksal olan şey şudur, işte o biraz önce söylediğim gibi Kıbrıs Türktür Derneği yöneticileri de gözaltına alınıp bir bölümü tutuklanmıştı. Onlar 3 ayda serbest bırakıldılar ki aralarında MİT mensupları da vardı. O dönemki adıyla işte Milli Amele Teşkilatı mensupları vardı. Onlar 3 ayda serbest bırakılmalarına rağmen bu sosyalistler 8 ay boyunca tutuklu kaldılar. Cumhuriyet tarihinde devletin vatandaşlarından özür dilediği tek hadisedir. 6-7 Eylül olayları ve devlet bunu tazmin edeceğini söyledi. Devlet tarafından o dönemde yapılan tahminlere göre 300 milyon lira civarında bir zarar
oluşmuştu. Yunan hükümeti bunun bir küsür milyar lira olduğunu ifade ediyordu. Dönemin döviz kuru içerisinde düşündüğünüzde hakikaten çok yüksek rakamlar bunlar. Ve Türkiye bunun üzerine bu tazmin süreci için bir komisyon oluşturdu. Bu komisyona ağırlıklı olarak Rum iş adamlarının da bağışlarıyla oluşmuş olan ve İstanbul Ticaret Odası tarafından yönlendirilen bir komisyondu. Burada zarar görenler ne tür zararlar gördüklerini bir liste halinde komisyona sunacaklardı. Komisyon bu bağışlarla toplanan paralarla onların zararlarını tazmin edecekti. Yani bir tazminat komisyonuydu bu. Tazminat komisyonuna 69 milyon lira civarında bir başvuru yapıldı. Ve komisyon bunlardan 6 milyon lirasını ödedikten sonra o komisyon da kendi içerisinde sönümlendi ve yapanın yanına olaylar kar kalmış oldu. Dönemin İçişleri Bakanı 6-7 Eylül olaylarından sonra istifa etmek zorunda kaldı. Fakat istifa ettikten sonra meclise çıktı ve dedi ki eğer bütün sorumluluk bana aitse bırakın ben de istediğim gibi konuşayım şeklinde, yani mealen söylüyorum. Bu açıklama aslında bir tehditti, yani eğer siz bütün yükü benim üstüme bırakırsanız ben de Namık Gedik gereğini yaparım. Her şeyi açıklarım. Evet. Onun üzerine yeniden İçişleri Bakanlığı'na göreve iade edildi. Yani o tehdit sadasını bulmuştu. Dolayısıyla 6-7 Eylül olayları bir Cumhuriyet hükümeti tarafından sorumluluğu üstlenilen ve buna karşı gereği yapılan sorumluların ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bir hadise olarak tanımlanmadı. Özel Harp Dairesi'nin kurucu isimlerinden bir tanesi, daha sonra Fatih Güllapoğlu ile yapılan bir söyleşide Özel Harp Dairesi'nin ilk ve en önemli gerçekleştirdiği işlerden biri olduğunu itirafında bulundu. Yıllar içerisinde bu itirafın kitapta yer almasından çok 6-7 Eylül olayları ve yıl dönümlerinde bu konunun çokça gündeme gelmesi üzerine söz konusu Özel Harp Dairesi kurucusu kendisinin böyle bir şey söylemediğini ifade etti. Atatürk'ün evine bomba atmakla suçlanan Oktay Engin de 6-7 Eylül davasının görüldüğü Yassıada Mahkemesi'nde beraat etti. Peki bu olaylardan sonra, yani son soru olarak da bunu sorayım. 6-7 Eylül olaylarından, bu pogromdan sonra Türkiye'de azınlıkların durumu, zaten yaşanan bir takım şeyler vardı. Bundan sonra ne hale geldi? Neler yaşandı bundan sonra? Tabii 1955'teki bu hadise, yani siz 42'de varlık vergisiyle bütün mallarını hayz ediyorsunuz. Aile erkeklerini varlık vergisi için Aşkale'ye yolluyorsunuz. Mülksüzleşiyorlar, dönüyorlar, yeni bir hayat kuruyorlar. Efendim yeniden başlıyorlar. 55'te bu sefer evlerini ve iş yerlerini tahrip ediyorsunuz. Onların huzur ve güven duygularını önemli ölçüde ortadan kaldırıyorsunuz. Yeniden başlıyorlar. Bu defa 64'te tüm mallarına, bankalardaki paralarına el koyuyorsunuz ve sınır dışı ediyorsunuz. Tehdit ediyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Evet, Türkiye'den sınır dışı ediyorsunuz. Hakikaten bugün Foti Benlisoy'da, eğer sosyal medyada takip edenler varsa, çok güzel bir yazı yazmış. Her şeyden önce insanların inancını, yani bu ülkeye olan inancını, güvenini ve huzurunu ortadan kaldırıyorsunuz. Tabii ki bunun sonuçları olacaktı ve bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye'de yaşayan Rumlar, Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde sayıları mübadele sonrasında 120 binlerdeyken, şimdi 2000'lerde telaffuz ediliyor. Peki o zaman yayını burada bitirelim isterseniz. Teşekkür ederim. 63. yılında 6-7 Eylül olaylarını gazeteci yazar Rıdvan Akar'la konuştuk. İzlediğiniz için teşekkürler.